Şapkayı takmış, hararet yapmış herhalde. Kimseyi görmüyor. Su içip duruyor, anlamadım. Peki. Hakikaten ben de kızarım böyle masaya bir şey getirenlere ama ya, normalde tamamen şov bugün... zaten Zuhal Hanım, çantası ama bak falan. Bardak yok masada mesela. Evet. Neye göre şov mesela? Sizin yaptığınız sabahtan bir şov yani. Değildi. Benim bakın pembe gerçekten giyinmem, dışarıda pembe böyle giyinilmez yani. Pembe o çantayı düşmansınız. Ben, pembe düşmanları size. O çantayı ben çocuğuma hiç sevmem alıyorum pembe yani. Bence ilk mesela. Falan bir ama moda yaratmasına gitsin. Ama bardağınıza gelin lütfen. Tabii ki geleceğim. Evet, ben size bardak servisi tabii ki. Yapmayayım bakın, o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Her var zaten. Bununla içmek için siz de ben de su alabilirim. Tabii benim ki. Demin inci kolyeme laf ettiniz ama bardağın kenarında inci detayları var. Hanımefendi, yuvarlak, yuvarlak, siz benim şapkama laf ederseniz. Boğum, ederim ben tabii ki. Yani boğum, kılık kıyafet değiştirmeye. Ama çok tatlı inci. Her gün aynı bardak mı, farklı farklı var mı? İş yerinde de bunu kullanıyorum, oradan getirdim. Ha, yani her gün buraya farklı bardakla mı geleceksin? Yok, aynı bardak. Aynı. İzniniz olursa tabii ki. Sen bilirsin valla bardağını ya, getir. Siz herkes bardağını o. Bize burada bulaşık bulaşık yani uğraştırmayın arkadaşlar. Herkes bardağını çanağını getirsin. He? Tek şey bardak değil, çanta neden orada? O neden? Burası gayet ama rica serin ettim. Yani sen neden onu kullanıyorsun? Gökhan Bey sorun çıkarmadı sonradan. İş yerinde de bunu kullanıyorum dedi. Bardağı davet sofrasına iş yerinde kullandığı bardağı getiriyor. Ama çok tuhaf. Davet masası. Burada gözlük, orada fan, orada çanta. Şaka. Gürkan kendi derdine düştü de bunlar ama unuttu. Ama çok saçma, biz bir kafede yemek yemiyoruz evet. Yani. Rüzgar o çantanın şapkası uçtu ama yanında vantilatörü ay, var. Ay Özlem Hanım, lütfen bence. Dizlerinize serer misiniz? Robin yeni servis seremem. Hayır. Bunu illa dizine sermek zorunda dizine değilsin de bu arada. Takın buraya. Oraya da takmak zorunda değilsin. Bu istediğin gibi bunu kullanabilirsin. İnce kirlenecek. İlk balonu evet. Tavşanınıza koyarsanız sabahınızı yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten leke meke olmasın. Gerçekten leke olacak. Şöyle yaparım Zuhal Hanım. Lazım. Şimdi gelecek yemeği merak ediyorum. Gerçekten zira merak ben de ediyorsun. Yemedim. Türkşi, suşi ile Türk usulü bir yemeğin karışımı süslemiş. Gibi. Hep laf, yabancı laflarla süslemiş. Acaba böyle bir yemek var mı arkadaşlar yoksa kendi mi var, tarifi var. Mi? Ben baktım. Var mı? Yok muydu? Yokmuş. Sen nereye baktın ilk ben? Gördüm ben Türkiş suşi. Ha, Türkiş suşi başka, bu Türkşi. Balkabar püresi yatağında Türkşi, Türk usulü suşi, sivikçili, acı tatlı sos. Yani Türkşi, Türk usulü suşi mi yoksa suşi ile Türkişi bir yemeğin karışımı mı? Karışımı Zuhal Hanım. Karışımı, suşi, evet. Kurşi, Türkşi, bir de yanında turşi. Onu böyle bırakmış, bunu şöyle almış. Amcası gelseymiş, bıyıkları olmasaymış, halası olacakmış. Aşçıymış, vizyon katamamış kendini ama. Zuhal Hanım. Efendim? Köyümde hissediyorum. Amasya'da. Ha, örtüden. Ama mutfak hiç uymuyor köyüme. Ama örtü? Köyde böyle bir örtü mü vardı gerçekten? Hanımefendi sizin köy neresi? Malatya. Olması lazım. Malatya'da ya, bu Malatya'da yani. Bu tür hayır, bu desenler mi Malatya, daha çok? Malatya köy değil, köyümüz de var tabii ki. Ama ama cevap olarak Malatya dedi. Hakikaten. Malatya mı? Malatya Pütürge. Pütürge, Pütürge mi? Ama köy. Kendi dedi, ben ama demedim. Köyünüz neresi dedi. Siz köyde böyle bu mi giyiniyorsunuz? Bu masa örtüsü her yerde var yani. Malatya öyle bir cümle kurmadım ben. Pütürge böyle oldu, oradan böyle örtüsü. Böyle giyinebilir miyim hanımefendi köyde? Köyümde hissettim dediniz ya kendinizi. Ben de onu söylüyorum, burası köy değil. Köye böyle gitme tabii. Köyümde hissettim demek Türkçe. Meğer evet. Olarak hissetmeyi. Varlığı yok yani. His. Biliyor musunuz his ne demek? Biliyorum. Bilmiyor gibisiniz. Biliyorum. Kasılmışsınız çünkü biraz. Sizin gibi sahte olamıyorum. Böyle konuşuyorsunuz. Ay şapkanız çıkacak. Da uçtu. Hem masada soğuk bakın, rüzgarlar hem İstanbul'da bayağı diyor ki, 30 derece var. Evet. Şapkayı çıkar beni diyor. Çok sağ gerginsiniz. İnanılmaz gerginler Zuhal Hanım. Senin rahatlığından Allah herkese nasip etsin zaten. Varlığı yok hissedi. Hissetmek nasıl varlığı olmayan bir şeyden hissedilebilir? Allah'ım, Allah'ım. Vizyon yok, misyon yok, yok, yok. Arıyorum, bulamıyorum yani. Ama zaten yanında koysam eksik diyecek, düzde koysam eksik diyecek. Desin. Hanımların tartışmalarından, bence Selahattin münakaşadan Bey yemekler de gümledi. Menemen yapsın yiyelim Zuhal Hanım. Menemen teklifi evet. Açık mısın? Açım. Ama Allah'ım yemekteyiz de bir bol soğanlı evet. Bir menemen istiyorum. Bir yarışmacı ben menemen yapacağım diyor, diğer yarışmacı da yapsın diyor. Vallahi menemene can çünkü. Kurban da. Zaten yemek konuşmayacağız herhalde. Modada gidiyoruz. Ben bir menemen yapalım, ondan sonra menemen yorumunu yapalım bence. Menemen mantıklı. Soğan koyuyor musun? Soğanlı bence. Seninki soğanlı. Soğanlı. Menemen soğanlı mı olur, soğansız bence mı? Bence soğanlı olur. Soğanlı olur değil mi? Daha güzel olur. Kayıp izlen aranıyor. Belki şimdi buna da şey der, köfte diyecek, sarma diyecek, beyti sarma falan der kesin.
Peki o zaman menemen soğanlı diyorsanız TV8 için ve Yemekteyiz için başvurularınızı tv8başvuru.com adresine yapıyorsunuz. Yemekteyiz Instagram hesabına da bence soğansız da diyebilirsiniz. 150 bin TL için başvuruda da bulunabilirsiniz. 150 bin TL gerçekten şaka maka münakaşalar bir tarafa çok ciddi bir rakam ve bunun için tabii ki her sezon çok sayıda başvuru alıyorduk ama bu sezon çok fazla başvuru alıyoruz ve gerçekten de hak eden yarışmacıların her zaman olduğu gibi bu sezonda almalarını istiyoruz. İlk iki haftayı geride bıraktık. Sizler üçüncü hafta yarışmacıları olarak tabii ki heyecan olur, tabii ki bir şeyler ters gider. Hiç kimse mükemmel, dört dörtlük hiçbir şey yapamaz zaten. Öyle. Hayatta böyle bir şey mümkün değil de. Ama gene de mümkün mertebe biz bu sene, bu sezon tabii ki birazcık daha özen, itina, birazcık daha prova yapmış, düzenini, planını kafasında kurmuş yarışmacıların gelmesini istiyoruz ki 150 bin TL için şansınız artsın. Şimdi burada bir galiba zamanını iyi kullanamama, bir mizanplasta falan bir eksiklik var. Bana öyle geliyor. Çünkü bir de online yani aşçılık okuyan bir insan. Sonuçta Gürkan, duyuyorsun değil mi bizi? Evet Zuhal Hanım, duyuyorum. Yani sen nerede hata yaptın sence işler bu kadar ters gitti? Hafife aldım Zuhal Hanım. Niye? Zamanlamayı hafife aldım ben. Zuhal Hanım. Haydi haydi yeter dedin 2,5 saatte. Gürbüz beni uyarmış işte. Halbuki. Yani bu yarışma hafife alacak bir yarışma değil. İşte onu diyorum. Evet, yani artık işler daha da ciddileşti. 150 bin. Yani bence Gürkan Bey yani Gürbüz Bey de beni o kadar uyarmıştınız Zuhal Hanım zaman konusunda. Uyarır o. Sonuna Gürkan Bey ben sizin yerinizde yani. Olsaydım buraya gelmezdim bence. Gidebilirsiniz. Nereye? Selahattin mi gitsin? Böyle giderse mutfağa geçip gelemen yapacağım. Karnımı doyurup gidebilir yani Zuhal Hanım. Bence de burada. Selahattin Bey. Burada aşk gitmeyeceğim. Sen de mi istedin? Evet evet. Menemen isteyenler de ikinci adayımız. Yani Zuhal Hanım yemeği yapamadı, servis edemedi. Ya yapmayın Selahattin Bey yemeğinizi bir su dahil veremedi bize. Olur mu? Bakacağız. Susuzluktan öleceğiz Gürkan evet, Bey. Evet su istemiştir Gürkan Bey. Bardağınız yok çok zaten. Siz istemediniz beyefendi. İstedim hanımefendi ben. İstedi. Bir de hanımefendi istedi. Çok ben kim istediğini hatırlıyorum. Ben de istedim de beni duymadın zaten. Çok ağır kanlısınız. Çok telaşlı görüyorum sizi zaten. Aşçı değilim ya o yüzden aldırlayamıyorum bazen. Bayağı terlemişsin zaten. Gürkan cevap ver elbette kendini yemeklerini savun ama bir yandan da şimdi çatal bıçak bekliyoruz ikinci servis. Yarışmacılar su istemekte haklılar. Hatta suyu geçtim içecek de sorman gerekiyor. Maalesef doğru söylüyorum ama yani senin aleyhine işliyor zaman bir tık daha vitesi arttırman biraz hızlanman gerekiyor. Kendi servisinde istersen götür giderken. Yardımcı olmanızı ister. Heyecan biraz işler ters gitti ama bırakma yarışmayı yani devam ediyor yarışma. Belki ana yemeğin çok güzel tavlayacaksın herkesi bu yemekle. Bu arada Türk şi buymuş. Nasıl görünüyor Nur? Tabaklama da önemli. Konuşamadık tabaklama bugün. Tabaklama güzel Zuhal Hanım. Porsiyon, tabaklama İlk güzel. İlk defa bir şeyi yapabilmiş. De bir şey soracağım. Porsiyonlama konusunda eşit mi sizce? Zuhal Hanım ben de onu asla söyleyecektim. Asla değil yani. Şimdi ben, bir adamcağızın püresine bak. Bir pıncık. Benimki dedi bütün püreyi bana konuşuyor. Selahattin Nur'un da püresi tabak çok püresi. Fazla. Evet. Çok burada da. Gürkan Bey'e melemen yapacağım diye herhalde beni aç bırakacak. Selahattin'in niye o kadar püre az? Püresi. Ya Gürkan Bey bir şey Özlem diyeceğim. Özlem Hanım'a bakıyorum. Zuhal Hanım'ın biraz daha torpili olmuş. Neyi? Sushi'yi. Kendi. Yoksa böyle bir, yemek yok. Var mı? Yok. Neyse masaya gelsin de öyle konuşalım. Servisleri de alalım. Aşçı olmadığım halde yaptığım bir ürün. Servis rica edeceğim.